Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda Merkez Bankası'nın hedef faiz oranı belirleyerek para arzını bununla uyumlu şekilde yönettiğini belirtmiştik. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Niçin para arzı için hedef belirlemek yerine faiz için hedef belirliyorlar? Diyelim ki M0 şu an 800 birim olsun. Hedefte 900 birim olsun. Aradaki fark olan 100 birim kadar para basarlarsa eğer M0 900'e yükselir. Çarpan etkisiyle M1 de yükselir. Şimdi burada biraz durup para tabanı tanımlarını hatırlayalım dilerseniz. Para arzı ya da aynı anlama gelen para stoku bir ekonomide belirli bir anda mevcut parasal varlıkların toplam miktarını ifade eder. Bu tanım ikiye ayrılarak çeşitlendirilir. Dar anlamda para arzı kavramı genellikle dolanımda bulunan para miktarıyla vadesiz banka mevduatlarının toplamını anlatmak için kullanılırken Geniş anlamda para arzı kavramı bunlara bankalardaki vadeli mevduat miktarının da eklenmesiyle ortaya çıkar Ekonomi literatüründe M harfiyle gösterilen para arzını darlıktan genişliğe göre sıraladığımızda karşımıza bazı ayrıntılı tanımlar çıkar. Bu tanımlar ülkeden ülkeye biraz farklılık gösterse de işin özü aynıdır. Hatırlarsanız daha önce M0'dan bahsetmiştik. M0'da dolaşımdaki para artı banka kasalarındaki para toplamını belirtir. Dolaşımdaki paraya yani M0'a bankalarda bulunan vadesiz mevduatı da eklediğimizde M1'e ulaşırız. M1'e TL ve YP vadeli mevduatı eklediğimizde M2'ye ulaşırız. M2 repo ve para piyasası fonları artı bankalarca ihraç edilen menkul kıymetleri eklediğimizde M3'e ulaşırız. Şimdi nerede kalmıştık arkadaşlar? Devam edelim. Benzer şekilde M1 için de hedef belirleyebilirsiniz. Merkez Bankası olarak M1'in 2 trilyon birim olmasını istiyoruz diyebilirsiniz veya M2 hedefi koyabilir. Peki M2 neydi? M1'e TL ve YP vadeli mevduatı ekliyorduk. Bu halde M2 hedefimiz 8 trilyondur diyebilirsiniz veya hedefimizin emin gayri safi yurt içi hasılaya oranının şu olmasıdır diyebilirsiniz. Peki Merkez Bankası niçin bunu tercih etmiyor? Niçin para tabanı hedefleri koymuyor da faiz hedefi koyuyor? Bu sorunun kesin bir cevabı olmamakla beraber iki farklı sebep olabileceğini düşünüyorum. Bunlardan ilki Bankaların birbirlerine uygulayacakları faiz oranı için hedef koymanın para arzını ölçmekten daha kolay olması. Eğer ben Merkez Bankası Başkanıysam, piyasada oluşan faiz oranını anlık olarak kolayca izleyebilirim, öyle değil mi? Diğer bankalara bana kaçtan para vereceklerini sorabilirim. Diyelim ki, karşıdaki banka bana %5,2'den kredi açabileceğini söyledi. Hmm, düşündüğümüz zaman bu hedeflediğimiz faiz oranının biraz üzerinde. Piyasadan biraz devlet tahvili satın almalıyız diyebilirim bu durumda. Yani piyasada o an için geçerli faiz oranını kolayca öğrenebilir ve hızlı şekilde etkileyebilirim. Para arzına ilişkin bilgiyi kısa sürede doğru şekilde hesaplamaksa gerçekten oldukça güç. M2'yi hesaplayabilmek için piyasadaki tüm bankalardan bilgi toplamanız lazım. IT sistemlerini kullansanız dahi bu bilgiyi toplayıp konsolide etmeniz süre alıyor. Aklıma gelen bir diğer sebebi de açıklamak istiyorum. Bu biraz daha soyut. Diyelim ki tohum ekme zamanı. Hiç çiftçilik yapmadım arkadaşlar ancak tohum ekme zamanı sanırım bahar ayları olmalı. Diyelim ki birkaç tane çiftçinin değişik projeleri var ve tohum satın almak için kredi kullanmak istiyorlar. Bu çiftçilerden birisi projesini uygulamak için eğer kredi faiz oranları yüzde 20 ve altındaysa kredi kullanacak. Proje faiz oranı yüzde 20 ve altındaysa karlı. Eğer faiz oranı yüzde 20'nin ise kredi kullanmayacak bu çiftçi. Diyelim ki bir diğer çiftçinin projesi kredi faiz oranlarının yüzde 18'i ve altında olduğu durumda karlı olacak. Başka bir çiftçinin projesine bakarsak o da %12 ve altında karlı durumda. Eğer kredi faiz oranı %11 ise kredi kullanarak tohum satın alacak ve ekecek. Ve aynı zamanda projesi için kredi kullanmak isteyen başka girişimciler de var. Bu girişimci fabrika kurmak istiyor. İleri teknolojiye ilişkin karlı bir projesi var. Eğer projesinin %19'uyla fonlayabilirse kar elde edecek. Bu girişimci de fabrika kurmak istiyor. Eğer kredi faiz oranı %3'ün altındaysa kar edecek. Ancak projesinden çok da emin değil. Çok düşük bir faizle fonlama sağlayabilirse yatırım yapacak. Bu girişimci de fabrika kurmak istiyor. Bunun projesi pek karlı değil ancak faiz oranları 1 ise yatırım yapacak. Aa telefonum çalıyor. Ancak açmayacağım çünkü şimdi tam gaza geldim anlatıyorum bölünmesin. Evet devam edelim. Bahar aylarında yani tohum ekme zamanında piyasadaki durum bu şekilde. Bu kişilerin hepsi potansiyel kredi kullanıcıları. Şimdi biz hepsinin kullanmak istediği kredi miktarının aynı olduğunu düşünelim. Diyelim ki para arzımız da bu. Ve bu süre içerisinde para arzının sabit olduğunu varsayalım ve burada para arzını 3 daire ile gösterelim. Arkadaşlar kapitalist sistemde olduğumuz için parayı en iyi 3 proje alacak diyelim. Parayı ilk olarak en yüksek faizi ödemeye razı olan kişiye vereceğiz doğal olarak. Kredi vereceğimiz kişiler bu, bu ve bu olacak öyle değil mi? Bu üç kişi kredi kullanacak. Neden? Çünkü bu kişilerin ödemeye razı oldukları faiz diğerlerine göre daha yüksek ki projeleri daha iyi, daha çok kar elde edebilecekleri için daha yüksek faiz ödeyebiliyorlar. Şimdi ne yaptık? Parayı bu 3 kişiye verdik. Kredi oranımız yüzde %17,9 olsun burada. Arkadaşlar anlaşılması için çok basitçe anlatıyorum. Ve bu 3 proje fonlama bulamadıkları için hayata geçmeyecek. Toplum açısından bu ve bu projeye para ayrılmaması iyi oldu aslında. Bunlar zaten hem karlılığı çok düşük hem de ayağa yere basmayan projelerdi diye düşünebilirsiniz. Bu projenin karlılığı ise %12'lik bir kredi faiz giderini kaldıracak kadar yüksekti. Yani aslında iyi bir proje. Ancak bu dönem için onun projesini ayıracak yeterli kaynak yoktu. Para arzının kısa ve orta dönemde sabit kaldığını düşünelim. Tohum ekme mevsimi geçtiğinde bu projeler ortadan kalkıyor ve tohum ekme mevsimi bittiği için bu projelere ilişkin kredi talebi kalmıyor. Şimdi bu girişimcinin işi tamamdı. Bununla aynı orana sahip %19'luk başka bir proje olduğunu düşünelim şimdi. Tohum ekme mevsimi geçti. Bu yüzden çiftçiler artık kredi kullanmak istemiyorlar. Eğer Para arzını hala sabit tutmaya devam ederseniz bu durumda ne olur? Hangi projelere kredi verilir? Şimdi buna bakalım. Bu iyi proje kredi bulur ancak son derece zayıf olan bu iki projede kaynak bulur ve hayata geçer. Ve %1,5 gibi son derece düşük bir kredi faiz oranıyla para kullanırlar. Arkadaşlar sanırım para arzının sabit olmasının yani talep esnek olmamasının iki sonucunu bu örnekte fark ettiniz. Para talebinin yüksek olduğu dönemde yeterli kaynak olmadığı için iyi projeleri bile pas geçtik. Daha sonra ne yaptık? Para talebi azaldığında biz para arzını sabit tutmaya devam ettik ve para arzı talebin o kadar üstündeydi ki bu kötü projeler bile kredi bulabildiler. Şimdi aynı senaryonun üzerinden bir kez daha geçelim Buraya bir çizgi çizelim %20, %18, %12 ve %19, %3, %1 Arkadaşlar bankacılık sistemini likidite enjekte ettiğinizde hem bankalar arası piyasadaki faiz oranları düşüyor hem de bankaların kredi kullandırma kapasitesi yükseliyor Yani bu durum para arzını yükseltiyor Finansal sisteme para vererek borçlanma kapasitesini yükselttiğinizde aynı zamanda bankaların projelere kullandırdıkları kredilerin faizlerini de düşürmüş oluyorsunuz öyle değil mi? Para miktarını yükseltiyorsunuz. Belki projeler pek değişmedi. Aşağı yukarı aynı projeler. Daha az sayıda projeyi fonlamaya çalışan daha fazla para var. Bu durumda kredi faizleri düşecektir değil mi arkadaşlar? Diyelim ki Merkez Bankası'nın hedef faiz oranı yüzde 5 olsun Yani yüzde 5, bankalar arasındaki faiz oranı Bankalar da real sektöre göre, örneğin yüzde 8'le kredi kullandırıyor olsunlar. Bu durumda ne olacak, biz para arzını sabitlemeyeceğiz, para arzını faiz oranını sabitleyecek şekilde düzenleyeceğiz Tohum ekme mevsiminde hangi projeler fonlanıyordu? Bu, bu, bu ve bu proje. Evet. Bunlar kredi kullanmıyorlar. Tohum ekme mevsimi geçtiğinde faiz oranını hala aynı düzeyde tutmaya devam ediyoruz. Belki faiz oranını bu düzeyde tutabilmek için para arzını biraz daraltıyoruz. Faiz oranı aynı düzeyde kalmaya devam ettiği için yine karlılık yüksek, iyi projeler kredi bulabiliyor. Bu durum ekonominin genel olarak sağlığı açısından iyi. Arkadaşlar Merkez Bankası'nın para arzı yerine faiz oranını kontrol etmesinin bir diğer sebebi de bu diye düşünüyorum. Bu sayede ne olacak? Ekonominin nakit gereksinimiyle uyumlu şekilde para arzını genişletebiliyor veya daraltabiliyorlar. Faiz düzeyini belirlediğinizde sadece bu kredi faizini karşılayabilecek kadar iyi olan projeler fonlama bulabiliyor. Bu yüzden altında getiri sağlayacak zayıf projeler kredi bulamıyor, dolayısıyla eleniyorlar. Bence Merkez Bankası'nın para arzı hedefi yerine faiz oranı hedefi belirlenmesinin bir sebebi de bu olabilir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar, hoşçakalın.